Merhaba efendim, İçer TV'desiniz. İçer Gündemi programında ben Ali Gürkan Şamiloğlu, Mersin'le ilgili yaşanılanları sizlere aktaracağım. Hem Mersin'de Mersin'le ilgili, hem Türkiye'de hem de dünyada Mersin'le ilgili önemli gelişmeler var. Onları aktaracağız. Dünya ile ilgili çok önemli bir gelişme var. O konuda bir savaş ihtimali var. Amerika ile İran savaşa girdi girecek çok önemli ve dünyayı diken üstünde tutan gelişmeler var. Buna da kısaca değineceğiz programımızda. Değerli seyirciler, bugün 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü ve 3 Ocak Mersin'in işgalden kurtarılışının yıl dönümü dolayısıyla bir dizi tören düzenlendi. İlk tören bugün sabah saatlerinde tren garında başladı ve Mersin'de kültür merkezinde devam etti. Mersin'in işgalden kurtarılışının 98. yılı gururla kutlandı. İlk tören Mersin tren garında temsili milis güçlerinin karşılanmasıyla başladı. Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız önderliğinde gara gelen gaziler şanlı bayrağımıza saygı selamıyla Vali Ali İhsan Su'ya teslim etti. Sayın Ali İhsan Su, Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Muhammed Mustafa Gültak, Milletvekili Ali Mahir Başarır, şu anda ilk gördüğümüz protokol üyeleri değerli seyirciler. Müthiş bir kalabalık var. Hem büyük bir basın ordusu takip ediyor bu törenleri, hem de tabii ki yağmur münasebetiyle dar alanda çok kalabalık kişi, öğrenciler ve kent protokolü yer alıyor. Ve şu anda Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Cındız şanlı bayrağımızı Sayın Valimize saygıyla teslim etti. Sayın Valimize saygıyla aldı. Vali Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le Akdeniz Belediye ve Garnizon Komutanı'nın gazilere çiçek sunumu sonrasında törene katılanlar, yağmur nedeniyle kortej yürüyüşünün iptal edilmesiyle Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği araçlarla çelenk sunma töreni için Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Çelenklerin sunulması. Mersin Valiliği. Değerli seyirciler, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı münasebetiyle Mersin'de gerçekleştirilen törenler Cumhuriyet Meydanı'nda devam ediyor ve şu anda çelenkler sunuluyor Atatürk Anıtı'na. Bugün sabah saat 9'da Mersin Tren Garı'nda ilk tören gerçekleştirildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk Ordusu, Kuvayi Milliyecileri temsilen gazilerimiz trenle gara geldiler. Şanlı bayrağımızı kent protokolüne teslim ettiler. Çiçeklerle karşılandılar. Binlerce kişi kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na ulaşacaklar ve kültür merkezindeki törenlere katılacaklar. Değerli seyirciler, şu anda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Büyükşehir Belediye Çelengi'ni Atatürk Anıtı'na sunuyor değerli seyirciler ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu sonrasında törenler Mersin Kültür Merkezi'nde devam etti. Yüce dağlarına çöken dumanla göklerde yazılı destan gibisin. Hep böyle bulutlar içinde başın, hilali kucaklar her vatandaşın. Geçse de asırlar tazedir yaşın. O kadar Levent'sin, fidan gibisin. Ey bütün cihana bedel Türkeli, açtığın cenklerin yoktur evveli. Tarih bir nehir ki coşkundur seli, sen ona nispetle umman gibisin. Bugün 3 Ocak. Bugün Mersin'in esaretten kurtarıldığı, tarihimizin altın sayfalarında yerini alan, destansı bir mücadelenin sonucunda elde edilen zaferin yıl dönümü. Bu büyük zafer hepimize kutlu olsun. Özgürlüğü ve bağımsızlığı kendine ilke edinmiş. Bu değerlerinden asla ödün vermeyen Mersinlerin birlik ve dayanışma içinde umutsuzluğu umuda dönüştürdükleri kurtuluş günümüz hepimize kutlu olsun. Mersin'imizin hem ulusal hem de uluslararası arenada ayakları daha sağlam yere basan, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent
olması için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Üzerinden 98 yıl geçmesine rağmen zaferimizi hala ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutluyorsak, gelecek kuşakların da aynı duyguları hissetmesini sağlamak bizim en öncelikli görevimiz olmalıdır. Bu sebeple özellikle geleceğimiz olan siz gençlerimizin, kadınlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın gücüne güç katmaya, üretimlerine destek olmaya ve bugün çok daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Biz onlara güç verirsek, onların emeğini güçlendirirsek, kentimizin geleceğini güçlendireceğimizi çok iyi biliyoruz. Mersin Valiliği tarafından düzenlenen törenler bu şekilde gerçekleştirildi ve 3 Ocak'ta gelenek olduğu üzere Toroslar Belediyesi'nin Kuvayi Milliye Zafer Yürüyüşü de binlerce Mersinlinin katılımıyla Toroslar Belediyesi önünden başladı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Mersin'in işgalden kurtuluşunun 98. yılı nedeniyle Toroslar Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği zafer yürüyüşü sabah saat 8'de Toroslar Belediyesi önünden başladı. Günaydın değerli İçer TV izleyenleri. Bugün 3 Ocak. Şu an bizler Toroslar Belediyesi Hizmet Binası önündeyiz ve bu yayını sizlere aktarıyoruz. Bugün 3 Ocak Mersin'imizin kurtuluşunun tam 98. yıl dönümü ve bu yıl dönümünü kutlamak için bizler de Sayın Belediye Başkanımız Atıl Afşin Yılmaz önderliğinde gördüğünüz üzere bu güzel kalabalıkla, bu muhteşem kalabalıkla birlikte Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyeceğiz. Yağmur altında gerçekleştirilen yürüyüşe ellerinde Türk bayraklarıyla katılan Mersinliler, Mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde belediye binası önünden yürüyüşe başladı. Elbette bugün çok kutlu bir gün. Bugün büyük bir destanın, büyük bir zaferin kutlandığı bir gün. Önde Elif'in kanısı, arkada Mehter ve bizlere o günleri hissettiren, o günleri yaşatan pek çok figüranla birlikte bizler buradan Cumhuriyet alanına kadar yürüyeceğiz değerli izleyenler. Toroslar Belediye Başkanı Atıl Afşin Yılmaz, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'la birlikte kortejin önünde yürüdü. Yürüyüşte Mersinlilerin Toroslar Belediyesi'nin armağan ettiği kalpakları takmaları dikkat çekti. Kanı ve cepheye mermi taşıyan kadınlarla milli mücadelenin temsili olarak gerçekleştirildiği yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüşe katılan vatandaşların coşkulu bir şekilde yürümeleri, Mersinlilerin sevgi gösterileriyle karşılık buldu. Ocak 1922'de bir Türk taburu ve Türk süvarisinin Mersin'e girmesiyle birlikte Mersin'in kurtuluşu gerçekleşmiş oldu. O gündür tam 98 yıldır bizler kurtuluşumuzu her yıl büyük bir coşkuyla, büyük bir zaferle, büyük bir inançla ve mutlulukla kutlamaya devam ediyoruz. Yolların birazcık daha açılmasıyla birlikte yürüyüş daha da hızlandı. Mehterimiz arkamızda, Elif'in kanısı önde. Sayın Belediye Başkanımız Atıl Afşin Yılmaz ve Siyasi Erkan hemen arkasında yürüyüşümüze devam ediyoruz. Ve şu an Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtının yanından geçiyoruz değerli izleyenler. Mersin için çok büyük bir anıt, çok büyük bir heykel ve altında da Mustafa Kemal'in o unutulmaz sözü, kendimize yol bildiğimiz, iz bildiğimiz, ışık bildiğimiz sözüyle birlikte Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınızla birlikte yürümeye devam ediyoruz. ...98. yılını kutladığımız bu güzel kurtuluş gününde 15 yıldır
Hamit Tuna başkanımızla başlayan bu güzel yürüyüş bugün Atatürk Yılmaz başkanımızla devam ediyor. Ben tüm Mersin hemşehrilerimin Kurtuluş Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hemen ben gelmek istiyorum yanınıza. 98. yılını kutluyoruz bugün. Mersin'imizin kurtuluşunun. Neler hissediyorsunuz efendim? Evet efendim. Öncelikli olarak Mersinli vatandaşlarımızı canı gönülden saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Tabii bugün bizim için bir şeref günü, onur günü, mutluluk günü. Mersin'imizin kurtuluşunun 98. yıl dönümünü büyük bir sevinçle kutluyoruz. Bildiğin üzere Horoslar Belediye Başkanımız, Horoslar Belediye'mizin öncülüğünde Sayın Atsız Afşin Yılmaz Beyefendi böyle güzel bir organizasyonu, Kurtuluş Günü'nü tertip etti. Biz de vatandaşlarımızla yağmur kar çamur demeden... Evet, ona dikkat ediyorum efendim. Vatandaşlarımız yağmur çamur demeden bugün bizlerle ve ben röportaj yaptım. Herkesin gözlerine baktığımda gözlerinin dolu dolu olduğunu görüyorum. Tabii bu Türk milletinin büyüklüğünü gösteriyor. Atalarının bırakmış olduğu mirasa sahiplik duygusu böyle bir şey. Yani bizler de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yine silah arkadaşlarını, milli mücadelenin önderlerini rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Bizler de el ele, gönül gönüle hep birlikte vatan coğrafyamızı koruyacağız. Ve inşallah bizden sonraki nesillere güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, vatanını bırakmak hepimizin boynunun borcudur. Hepimizin sorumluluğu var. Bu yönüyle gerçekten Mersinli vatandaşlarımız takdire şayan. Tebrik ediyorum ben hepsini. Bayramları kutlu olsun. Kurtuluş günleri kutlu olsun efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de sizin bayramınızı kutluyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Peki şu an Cumhuriyet alanına gelmiş bulunmaktayız ve siyasi Erkan'ı bekliyoruz. Bayrak filama hemen yanımızdan geçiyor. Hemen arkasında siyasilerimiz, Sayın Belediye Başkanımız Atsız Afşin Yılmaz hemen geliyor bizlerle birlikte. Giriş yapacağız Cumhuriyet alanına. Etraftan da inanılmaz bir alkış var değerli izleyenler şu an. Bayrak filama gel. Mersin Valisi Ali İhsan Su yayımladığı bir mesajla Mersinlilerin Kurtuluş Günü'nü kutladı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersinlilerin 3 Ocak'ta yaşlısından gencine, kadınından erkeğine verdiği mücadeleyle hürriyet ve bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini belirterek 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladı. Vali Su, 3 Ocak Mersin'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Su, mesajında şu ifadelere yer verdi. Tarih boyunca hür ve bağımsız olarak yaşamış yüce milletimiz, vatanımıza, bayrağımıza, kardeşliğimize, birlik ve bütünlüğümüze uzanan hain ellere asla geçit vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir. Aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'yla tüm dünyaya gösterdiği hürriyet ve bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığını, Mersinliler de 3 Ocak'ta yaşlısından gencine, kadınından erkeğine verdiği mücadeleyle göstermiştir. 3 Ocak 1922'de verilen bu destansı mücadeleyle kazanılan zafer, Mersinliler olarak bizim için bir gurur kaynağı, ülkemizin, milletimizin bekası, gelişmesi ve kalkınması için her zaman bir itici güç olmuştur. Bu anlamda bizler ecdadımıza layık olmak ve bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla Mersinli hemşehrilerimin 3 Ocak Kurtuluş Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve millet uğruna bedenlerini siper ederek şehadet ve gazilik mertebesine erişen tüm kahramanlarımızı sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, saygılarımı sunuyorum. Değerli seyirciler, hareketli anlar yaşanıyor dünyada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşın eşiğine gelmiş durumda. İran Generali Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesi ve elde edilen bilgilere göre bu suikasti Amerika Gizli Servisi'nin gerçekleştirmiş olması
ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ölümle, bu suikastle ilgili biz yapmadık şeklinde bir açıklama yapmaması, aksine bu suikasti ve Kasım Süleymani'nin öldürülmesini kabullenebilecek şekilde açıklamalar yapması İran'la ABD arasındaki gerilimi iyice tırmandırdı. Ve son bilgilere göre İran hükümeti bütün savaş uçaklarını teyakkuza geçirdi. Irak sınırında ve Türkiye sınırında savaş uçaklarını konuşlandırdı İran. Ayrıca İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit ederek bölgedeki bütün askerlerini bölgeden çek, eğer bunu yapmıyorsan tabut hazırlamaya başla şeklinde resmi bir açıklama yaparak Kasım Süleymani'nin intikamı muhakkak alınacaktır cümlesiyle bu açıklamasına son noktayı koydu İran. Tabii bölgede gerilimin tırmanması üzerine İsrail de teyakkuza geçti. İsrail'deki deniz, hava ve kara birliklerine kırmızı alarm verildi. İsrail'de bütün sınırlarında güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Olası bir çatışmada saldırı düzenlemek için de İsrail füze bataryalarını alarma geçirmiş durumda. Tabii bu durum karşısında bölgede faaliyetlerini uzunca bir süredir yapmayan örgütler de ordularını, örgütler de elemanlarını, militanlarını tekrar göreve çağırdı ve bazı örgütler Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında olası bir savaşta yer alacaklarını açıklamakla birlikte birçok örgütte İran'ın yanında çatışmada yer alacaklarını, olası savaşta yer alacaklarını açıkladılar. Tabii bu durum sınırımızda tansiyonun yükselmesi ülkemizde de gerginliği tırmandırmış durumda. Türk Dışişleri konuyu, olayı, gelişmeleri yakından izliyorlar. Ve tabii tüm dünyada petrol fiyatları ve altın fiyatları yükselmiş durumda. Ülkemizde de altın ve doların fiyatı yükselmiş durumda. Borsa tüm dünyada dibe neredeyse vuracak duruma gelmiş durumda. Hisse senetleri ülkemizde de böylesine bir gerilimin tırmanması sonrasında değer kaybına uğradı ve uğramaya da devam ediyor. Umarız bir savaş yaşanmaz, krizde barışçıl yollarla çözülür ama pek öyle gözükmüyor. Bunun yanında hatırlayacaksınız, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Libya'ya asker gönderme tezkeresi de kabul edildi ve Libya'ya da devletimiz asker gönderecek. Libya'da Libya topraklarının büyük bir çoğunluğu ayrılıkçı Hafter'in kontrolünde değerli seyirciler ve Trablus'la birlikte İran'ın, düzeltiyorum, Libya'nın az bir bölümü dünyanın tanıdığı meşru hükümetin kontrolünde. Devletimiz de meşru hükümete destek vermek amacıyla bölgeye asker gönderecek. Tabii Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu Türk askerlerine karşı silahlanmaya çağırdı tüm Libya halkını ve Türk donanmasını batıracağız, Türk uçaklarını düşüreceğiz, Türk askerlerini çöl kumuna gömeceğiz şeklinde Hafter açıklama yaptı. Tabii meşru Libya hükümetinin kontrolündeki bölgede de halk Türk askerlerinin gelecek olmasından dolayı sevinç gösterileri yapıyor durumda. Yine Arap Baharı dediğimiz zamanlardaki gibi Arap ülkelerinde bir hareketlilik yaşandı. Umarız bu hareketlilik bir bölge savaşına dönüşmez. Tabii İran'ın elinde nükleer silahların bulunuyor olması bölgede ayrıca bir tedirginliği de en üst noktaya çıkarmış durumda efendim. Tekrar Mersin'e dönelim. Mersin'de neler yaşandı ve neler yaşanılacak programda aktaralım. Mersin 5 gün boyunca şiddetli yağmurlar aldı.
Sonrasında yılbaşının ertesi günü hava parçalı bulutluydu, güneşliydi. Mersinliler sıcak havanın, güneşli havanın masmavi gökyüzünün ve denizin tadını çıkardılar. Ama sonrasında tekrar Mersin yağışlı havanın etkisi altına girdi. Tabii 5 gün süren yağışlarda üretici zor anlar yaşadı, hala da yaşıyor. Erdemli ilçesinde şiddetli yağışlar sonrasında seralar ve ekil alanlar su altında kaldı. Erdemli ilçesine bağlı Limonlu mahallesinde Limonlu Deresi ve çevresindeki seralarla kısmi ölçüde Burçalan'ın mevkisindeki tarlaları sağanak yağış dolayısıyla su bastı. Bu böyle bitmez. Kuryeli falan bitmez. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Bir an önce derenin ıslah olmasını bekliyoruz. Bizi bu mağduriyetten kurtarmalarını istiyoruz. Bu Allah'tan gelen bir şey değildir. Kulundan gelen bir şeydir. Çünkü derenin ıslahı olmadığı için dere yığılma yapıyor. Arkadan gelen su ve çevreyi su altında bırakıyor. Bunun çaresine bakılmasını istiyoruz. İlgililerden buranın temizlenmesini istiyoruz. Derenin içini temizlenmesini istiyoruz. Ve derenin akıntı güzergahının açılmasını istiyoruz. Muzlarımız su altında kalıyor. Seralarımız su altında belli bir zaman kaldıktan sonra köklerde çürüme meydana geliyor. Muzlarımız kendi haline göçüyor, kök atamıyor ve bir türlü besin alamıyor. Onun için biz mağdur oluyoruz. İki yıldır da ben mağdur şekildeyim. Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce görevlendirilen ziraat mühendisleri su basan tarlalara gelerek incelemelerde bulundu. Mühendisler hasar kaydı yaparak çiftçilere zarar önleyici ve azaltacak bilgiler verdi. Bir domates kalıyor ya, daha şiftah yani. Daha. Tekrar damlamadan su verecek misin? Bakın vereyim ya zaten. Buna kökten bakır vermen lazım. Damlamayla bir şey vermen lazım, bakır vermen lazım. Hamur yağdıktan sonra içerisine su basacak ya, su çekildikten sonra az kurusun, hemen damlamayla kökten bir bakır vereceksin buna. 3 dönüm sera, 10 dönüm patlıcan, 2 dönüm açık domatesimiz su altında kaldı. Neler yaptınız sudan kurtulmak için? 2 tane dalgıç attım. Tahliye edecek yer olmayınca bastı. Yağmurlarda Tarsus ilçesinde de birçok mahallede ekili alanlar su altında kaldı. Büyükşehir Belediyesi bu sorunu kalıcı bir şekilde çözme sözü verdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde son günlerdeki aşırı yağışlar nedeniyle Berdan Irmağı ve Irmağı besleyen yan kanalların taşması sonucunda sular altında kalan yerleşim yerlerine Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Ekipler taşkın suları yaklaşık 10 saatte tahliye etti. Taşkınlar Tarsus Merkez Şahin Mahallesi'nin yanı sıra merkeze bağlı olan ve ovada bulunan Mantaş, Ali Efendioğlu, Yeşiltepe, Yeniçay, Ali Ağ, Kulak, Özel Bahşiş, Arıklı ve diğer çevre mahallelerinde ekili tarım arazilerine zarar verdi. Taşkın yaşanan alanda incelemelerde bulunan ve muhtarlarla bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, Mantaş Yeniçay mahallelerini bağlayan köprü üzerinde en kısa zamanda çalışma yapılacağının ve seddelerin yükseltileceğinin sözünü verdi. Bölgemizin vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz. Gelmeden önce VAAP Başkanımızla da görüştük. Kendisi de size geçmiş olsun dileklerini iletmemizi istedi. Evet, Mantaş ve Yeniçay arasındaki mevcut bölgemizde bir taşkın söz konusuydu. Fakat ekiplerimiz gece boyunca çalıştılar. El birliğiyle, yani bölge halkımız, muhtarlarımız, ekiplerimiz, örgütümüz, herkes buradaydı. El birliğiyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Önlemini aldık. Aldık ama bu bir önlem sadece. Şimdi sorunu çözmek var işin içinde. Bu sorunu nasıl çözeriz'in burada oturduk, istişare ettik. 3-5 noktaya değindiler. Biz de en yakın zamanda havaların düzeldiği ilk anda buraya girip detaylı bir çalışma yapacağız. İnanıyorum ki
bazı olumsuzluklar bizleri daha çok kenetliyor. Bu kenetlenmeden tek vücut, tek yürek, tek yumruk olarak çıkacağız. İnşallah. Sorunlar olacaktır. Hayat sorunlardan ibarettir. Fakat bunların çözümünü en iyi şekilde yaparsak bize katkı sağlayacaktır. Burada bir sıkıntımız biraz kod farkının düşük olması. İlerilerde devlet su işlerini yapmış olduğu yeni bir İslah çalışmasından dolayı burada biraz kod farkı düşmüş. Bunu biraz yükselttiğimiz zaman inanıyorum ki burada hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Ben tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Burada estağfurullah el birliğiyle biz de Vahap Bey'den gerekli talimatları da aldık Vahap Başkanımızdan. Kendisi de konuya vakıf. İnanıyorum ki en yakın zamanda sorunlarını çözeceğiz. Yağmur yağdığında aman tarlam bir şey oldu mu, aman suyun içinde kaldı mı demeden rahatlıkla sobanızın başında çayınızı içmenizi sağlayacağız. Allah inşallah. Bu da bizim size sözümüz olsun. Sayınıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Mersin'in Mut ilçesinde 73 yaşında bir kadının yalnız başına kaldığı tek katlı evin duvarları yıkıldı. Kadın tedbir amaçlı yakınlarının yanına yerleştirildi. Mersin'in Mut ilçesinde tek katlı evin duvarı çöktü. Yukarı Köselerli Mahallesi Hacı Mehli Sokak'ta 73 yaşındaki Fatma Mehli'nin yaşadığı tek katlı evin duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda evde bulunan Fatma Mehli tedbir amaçlı yakınlarının yanına yerleştirildi. Değerli seyirciler, Mersin'le ilgili gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İçel TV'nin tüm sosyal medya hesaplarında canlı yayındayız ve yayınımız Tepe Medya radyolarından İçel FM'de de frekansınıza canlı olarak geliyor. Şimdiki haberimiz yine Tarsus'tan. Tarsus'ta ahşap iki katlı evde yangın çıktı. Evde oturan Suriye uyruklu 3 çocuk ve bir kadın dumandan etkilendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yabancı uyrukluların yaşadığı ahşap ev tamamen yanarken yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın Merkez Camii Nur Mahallesi'nde yaşandı. Suriye uyrukluların kaldığı iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Yapının eski olmasından dolayı alevler bir anda binanın her tarafını sardı. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus İtfaiyesi'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucunda çevrede bulunan ve yine ahşap olan diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 6 aylık bebek, 9 ve 14 yaşlarında çocukla kadın dumandan etkilendi. 4 kişi tedbir amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinden yine bir yangın haberimiz var. Üretimi hazır hale getirilen bir tavuk çiftliği yandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde boş durumdaki tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Özbek mahallesinde AÖ'ye ait civciv yetiştirmeye hazır duruma getirilip sobalar kurulan çiftlikte yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın tavuk yetiştirme çiftliğinin büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabaları sonucunda söndürülen yangında çiftliğin bir bölümünün çatısı çökerken diğer kısımları da kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Sahte alkol yine bir can aldı. 2019 yılının Temmuz ayında Mersin'de 8 kişi sahte alkolden hayatını kaybetmiş, 42 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı. İşte o kişilerden biri 6 ay boyunca gördüğü tedaviye yenik düştü ve hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde sahte alkol nedeniyle hastaneye yatırılan bir kişi 6 ay sonra hayatını kaybetti. 2019 Temmuz ayında sahte alkol kullanımı nedeniyle hastaneye başvuran Mehmet Çatak, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. 6 Temmuz'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çatak, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 6 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybeden Çatak'ın cenazesi Tarsus'ta toprağa verildi. 2019 Temmuz ayında Mersin'de 8 kişi sahte alkollü içki nedeniyle hayatını kaybetmiş, 42 kişi de tedavi altına alınmıştı. Değerli seyirciler, bir kadın Iğdır'da boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürüldü. O kadın Mersinliydi, ailesi Mersin'de yaşıyordu. Kadın bir çocukluydu, çocuğu engelliydi ve kadın Iğdır Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde okuyordu. Kadın Mersin'de toprağa verildi. Iğdır'da eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Ebru Aras'ın cenazesi toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Mersin'e gönderildi. Olay Iğdır Konaklı Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Ailevi sorunlardan dolayı eşini terk eden Ebru Aras, Doğu Bayazıt ilçesinden ayrılarak Iğdır'a yerleşti. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan Ebru Aras, bir ev tutarak işitme engelli 1,5 yaşındaki oğluyla birlikte yaşamaya başladı. Koca Umut Aras, eşinin yaşadığı evi öğrenerek kapısını çaldı. Ebru Aras tepki gösterdi. İkili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası Umut Aras tabancayla eşini vurdu ve aynı silahla intihara kalkıştı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalede Ebru Aras'ın hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı Umut Aras önce Iğdır Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Erzurum'a sevk edildi. Umut Aras'ın Doğu Bayazıt'ta bir lisede müdür yardımcısı olduğu öğrenildi. Eşi tarafından öldürülen Ebru Aras'ın akrabaları cenazeyi Iğdır Devlet Hastanesi morgundan alarak ailesinin yaşadığı Mersin'e getirdi. Cenaze Mersin'de toprağa verilecek. Öte yandan 1,5 yaşındaki çocuğunsa devlet koruması altına alındığı belirtildi. Yeğenim öldürüldü. Onun için geldik, cenazesini almaya geldik. Kadın şiddetine karşıyız yani. Kınıyorum. Devletin bunun üstünde durması lazım. Özellikle bunu dile getiriyorum. Bu İmam Hatip öğretmeni, kızı öldüren adam İmam Hatip öğretmeni. Bunun Cumhurbaşkanı'nın bununla ilgilenmesi lazım. Bunların arasında artık telefonla ne tartışma geçmişse bilmiyoruz. Ondan dolayı evine gelmiş, kapıyı kilitlemiş, kızı içeride vurmuş. Sonra da kendini vurmuş ki yani nefsi müdafaa süsü vermiş. Zaten bizim ülkemizde ayda bir kere 5 tane kadın katliamı oluyor. Gerçi bu yetkililerden istiyoruz bu kadın katliamlarına bir dur demesiler gerekiyor. Değerli seyirciler, Mersin'in Mut ilçesinde ve Gülnar'da rüzgar enerji ve güneş enerji santralleri kurulacak. İşte bu santrallerin alanlarıyla ilgili acele kamulaştırma kararı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı ve resmi gazetede yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Mersin'in Mut ilçesinde inşa edilecek Akyel 1 Rüzgar Enerji Santrali ve Gülnar ilçesinde Kıvanç 2 Güneş Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelindeki termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlaması için tanınan süre 31 Aralık'ta sona erdi. Sürenin dolmasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri filtresi bulunmayan santralleri tek tek mühürlüyor. Gelen haberlere göre Soma, Çatalazı, Kangal, Seyit Ömer ve Tavşanlı ile Afşin Elbistan termik elektrik santralleri mühürlendi.
Akdeniz Belediyesi 2020 yılının ilk toplantısını Adanalı Oğlu Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Akdeniz Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını Muhammed Mustafa Gültak Başkanlığı'nda Adanalı Oğlu Mahalle ve Taziye Evi'nde gerçekleştirdi. Bölge sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda görüşülen tüm gündem maddeleri üyelerin oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Akdeniz Belediye Başkanım, Sayın Daire Başkanlarım, Sayın Değerli Meclis Üyeleri, Adanalı Oğlu'nun kıymetli kanaat önderleri, muhtarları ve halkıyla beraber hepinize bu güzel güzide yerimize hoş geldiniz diyorum. Bu güzel yerimizin imarıyla ilgili noktada da başta Akdeniz Belediyesi'nin payının yüksek olduğu, bizleri onlarla beraber birlik ve beraberlik içerisinde çalışmamız gördüğünüz eserin ortaya çıkışıdır. Bunun için tekrar huzurumuzda başta başkanımız olmak üzere daire başkanlarımıza da ayrıca teşekkürü bir borç biliyoruz. Gerçekten bu birliktelik devam ettiği sürece Zafer Başkan'ın da söylediği gibi Akdeniz'in önünü açacağız gibi geliyor. Demin sanayi atıklarından bahsedildi. Sadece Adana halkı zehirlenmiyor bu sanayi atıklarından. Buradan çıkan ürünler tüm Türkiye'ye dağılıyor. Ve buradan oluşan, yani mesleğim icabı ziraat mühendisliğimizden dolayı buradan çıkan zehirler tüm Türkiye'mizdeki insanlara ve kanser oranlarının artmasına neden oluyor. Onun için buradaki altyapı ve sanayi bölgelerinden gelen atıkların bu bölgeden arındırılması çok önemli bir proje. Bu konuda destekleriniz bizleri çok mutlu etti. Başkanımızdan bir halı saha sözü aldık. Onlar bize söz verdiler. Basket sahası sözü aldık. Yani huzurlarınızda onları da söylemek istiyorum. Ayrıca bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi ulaşım. Ulaşımla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Tamam Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu ama biz o ulaşım olayını çözemiyoruz. Bu konuda bizi desteklemenizi istiyoruz başkanım. Bir de başkanım bizim Adanalı Oğlu sahili. Nasıl ki kara duvarı kazandırdınız, her yere yaydınız ve gördük, çok memnun olduk, sevindik. Ama Adanalı Oğlu sahili yani hiç sahil diyebilecek bir durumda değil. Bir ara bir temizlik yaptınız, güzel oldu. Ama Adanalı Oğlu sahilinde belli bir süre kaldıktan sonra yolu da yol değil. Asfalt mı desem, mucur mu desem hiçbiri değil. Onun da yapılmasını istiyoruz. Sayın Başkanım, Adanalı Oğlu, Omurlu, Kazanlı, Kudurkent yağmur sularından dolayı değdiğilen Karabulak Tahliye kanallarının denize döküldüğü yerlerde gel git meczir olayından dolayı tıkanma yolları açılıyor. Sizler ricamız o taş kurumlarının biraz daha içeriye uzatılmasını rica ediyorum. Mümkünse. Bu sorunlar günlük sorunlar veya 8-9 ay içinde oluşmuş sorunlar değil. Yıllara sari sorunlar. Dolayısıyla çözümler de yıllara sari. Bunu unutmayalım. Hiçbir zaman bunu unutmayın. Yani hizmet önemli. Bu bir çevreci olarak, çevreyi önemseyen bir kişi olarak iki kere çevre il müdürüne yazı yazdık resmi olarak. Onlar son uyarılarını yaptılar. Tahmin ediyorum bazen arıza oluyor ve o arızadan kaynaklı kimyasal maddeler geliyor. Geçen de oldu. Artık bundan sonra ceza kesecekler. Ciddi cezalar kesilecek organizeye haberini vereyim. Ben iki kere yazısını yazdım. Bu önemli. Futbol sahasının işgaliyle ilgili gerekli yazılar yazıldı, süre verildi. Boşaltılmadığı takdirde gerekli cezai tedbirler uygulanacak. Sokak lambasını vesaire şey söyledi Ali Bey. Bunları bakacağız. TEDAŞ'ta görüşeceğim. Tabii en önemlisi turizm. Yine yılları sarin konu. Az önce bahsetti arkadaşlarımız. Adanaoğlu'nun 25 yıllık çöpü neredeydi? Tam da okaliptüs ormanlarıyla sahilin arasında bir yerdeydi, değil mi? Poşetler, pislikler, doğaya tam zararlı olan yıllarca erimeyecek maddeleri
biz imkanlar dahilinde burada Ahmet Bey'e de teşekkür ediyorum. Hem onun imkanları hem belediyenin imkanlarıyla ağır araçları sokamıyoruz çünkü çöküyor. Altı su. Ama elimizden geldiği kadar o çöpün %80'ini temizledik. Biz bu bölgede Kazanlı Karaduvar Biber Expo fuarı yapılıyor. İlk kez geçen sene biz de iştirak ettik. Sürekli bu üç ilçe içinde değiştiriyoruz. Her yıl bir ilçede bu fuar yapılıyor. Bu bölgenin en önemli ürünlerinden biri biberdir ve yeşilliktir. Biz bu fuarı destekliyoruz. Ana sponsoru biziz. Her türlü hizmeti de bu konuda veriyoruz. İnşallah bu sene de yapılacak. Evet, tabii 2 yıl içinde inşallah biz Çukurova Havalimanı'nı bitirmeyi planlıyoruz. Merkezi hükümet olarak. Havalimanı bittiği andan itibaren de Kazanlı Adanalı'nın kaderi değişecek. Bu hem turizmi etkileyecek hem de siz çiftçilerimizi etkileyecek. Niye diyecekseniz, ürünlerimizi uçak kargoyla inşallah Türkiye'nin birçok yerine olduğu gibi Avrupa'nın birçok yerine de göndereceksiniz. Ve değerli seyirciler, bugün de İçer TV'de İçer gündemini sona erdirdik. Ayrıntılar intermersin.com ve İçer TV'nin sosyal medya hesaplarında olacak. Bizde kalın, hoşça kalın.